Değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler, Kendim Yapabilirim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle araçlarımızda bulunan klimaların polen filtresinin nasıl değişeceğini anlatacağım. Ancak videomuza geçmeden önce sizlerden ricam, lütfen ekranın sağ alt kısmındaki kırmızı araba resmine tıklayarak kanalıma abone olmanız, çan resmine tıklayarak da kanalımıza yüklediğimiz videolardan ilk haberdar olarak videolarımıza öncelikle ulaşmanızdır. Şimdi videomuza geçebiliriz ve nasıl yapıldığını sizlere detaylı olarak aktaracağım. Arkadaşlar şimdi polen filtremizi değiştirmemiz için işlem adımlarına başlıyoruz. Polen filtremizi değiştirmek de başlamak için de öncelikten şu BlueMe aparatımızı sökmemiz lazım. Yani BlueMe cihazını sökmemiz lazım. BlueMe cihazı tork alyan dediğimiz alyanla vidalanmış. Yani tork alyan vidası var. Tork vida. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir ucunuz olması gerekiyor onu sökmek için. Ve tabi burası kısa olduğu için ya küçük saplı tornavidalar oluyor. Onlardan lazım. Ya da ben böyle şu aparat ile şu lokmaya takılabiliyor. Lokmaya takıldığında da bu ucu yani aynı zamanda buraya takabiliyorsunuz. Ucumuzu. Bunu da lokma anahtarına, küçük lokma anahtarına taktığımızda olmuş oluyor. Cır cır. Buradaki mesafe dezavantajını avantajı çevirmek amaçlı kullanıyorum. Şimdi burada iki tane vidası var. Öncelikle onları söküyoruz arkadaşlar. Birinci vidamızı söktük. Tamamen. İkinciyi sökeceğiz. İkinciyi de söktük ve böylelikle BlueMe'yi dışarı alabileceğiz yerinden. Sanıyorum şurada kablolar takıldı. Evet. Arkadaşlar burada soketi var. Soketinden de alabiliriz. Ancak gerek var mı? Çok da gerek yok gibi ama yine de rahat çalışmak adına alalım. Arkadaşlar BlueMe'nin soketini şu şekilde yukarıya, yani şöyleyken yukarıya kaldırarak soketi boşa çıkartabiliyorsunuz. Sadece onu sökmemiz yeterli oldu. Ondan sonra da şurada görmüş olduğunuz polen filtremizin kapağı bulunuyor. Çektiğimizde gelmesi lazım normalde. Kapağı aldık ve polen filtremize ulaştık arkadaşlar. Bir sene oldu aşağı yukarı polen filtresini değiştirmeyeli. Bakalım içinden neler çıkacak.
Evet. Arkadaşlar, polen filtremizde bol miktarda yaprak çıktı. Bunun sebebi, ağacın altına park etmiştim bir sürü arabayı. Ağacın altına park ettiğimden dolayı da aracım buralarına yaprak ya da işte toz, pislik neyse geliyor. Ve buradan klimamız çalıştığında, temiz havayı içeriye çektiğinden kaynaklı da buradan polen filtremin üzerine o hava menfezleriyle beraber yapraklar gelmiş oluyor. Şimdi filtremizin değişim işlemini başlayabiliriz. Arkadaşlar, şimdi kirli filtreyi aldık. Size filtrenin takıldığı yeri de göstermek isterim. Bilmiyorum görülebiliyor mu? Buradaki fan motorumuz. Bu fan motoru havayı dönerek havayı emiş yapıyor. Emiş yaptığında da temiz hava. Bir saniye. Şu şekilde üst menfezlerden giriş yaparak araç kabinimize geliyor. Şimdi yalnız ben burada motor kısmına bakarken de yaprakların olduğunu görüyorum. Benim elektrik süpürgesiyle buraları çekeyim. Daha temiz bir hale alsın ve sonra filtremizi yerine takalım. Arkadaşlar, süpürgeyi açtık. Bakalım, inşallah çekebiliriz. Çekemiyorum. Acaba klima fanını açsam çekebilir miyim? Bilmiyorum, muvaffak olduk mu? Şimdi tekrar bakalım. Alabildik mi acaba? Yok, alamamışız. Mecbur elimizle almayı deneyeceğiz arkadaşlar. Orayı temizledikten sonra da temiz filtremizi yerine takacağız. Arkadaşlar, almayı denedim ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Şimdi size şey söyleyeyim. Bu polen filtresini takmadan önce eğer aracınızın parfümü varsa, benim mesela Wirt marka, şöyle göstereyim. Wirt marka parfümüm var. Şu şekilde üzerine sıkarsanız klimayı açtığınızda arabanızın içerisi de parfüm kokacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, polen filtremizi yerine takıyoruz. Takımı çok basit. Söktüğümüz gibi direkt yerine oturuyor. Şimdi tekrardan söktüğümüz yerleri tam tersi bir şekilde kapatıyoruz. Kapağın yeri var. Yerini bulduktan sonra ittirmeniz kafi. Sonra da burada Blumi'nin soketini takacağız. Soketi takarken burada olukları dişili erkekli bir şekilde denk getiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu siyah mandalı tık sesini duyunca ittirmeyi bırakıyorsunuz. Böylelikle Blumi'nin soketini de yerine takmış olduk. En son olarak da Blumi'nin vidalarını yerine takacağız. Ve böylelikle polen filtre
değişim işlemimiz bitecek. Bu problemi de hallettikten sonra geriye söktüğümüz vidaları yerine takmak kalıyor. Boşluklarını aldıktan sonra elimizde en son anahtarla sıkma işlemine geçiyoruz. Çok sıkmamak lazım arkadaşlar. Kırılabilir. Tatlı sıkı dediğimiz şekilde bunları sıkıp bırakıyoruz. Ve böylece polen değişim işlemimizde, polen filtresi değişim işlemimizde bitmiş oluyor. Değerli takipçilerim, sevgili izleyiciler, bir tamirat, tadilat videomuzun daha sonuna geldik. Kendim yapabilirim kanalıma abone olarak bu videolardan siz de faydalanabilirsiniz ve bilgide kalırsınız. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bilgide kalın.